Eğer aşk sizin kalbinizde doğru bir yöne yöneltilmezse, doğru mecrasında kullanılmazsa bu aşk sizi küçük düşürebilir. Bu aşk size yakışmayacak hallere sizi sokabilir. Yapmamanız gereken hal ve tavırlara sizi sokabilir. Sizi hebenneka yapabilir. Hebenneka ahmaklığı ifade eden bir kelimeye dönüşmüş asırlar içinde. Artık bu manada kullanılıyor. Birisine hakaret etmek için, onun küçük düştüğünü ifade etmek için hebenneka denilir. İşte o yüzden aşk bazen sizi küçük düşürebilir. Ama hangi zamanlarda? Burada bir ayrım yapmamız gerekiyor. Fani aşk, mecazi aşk, bir de hakiki aşk. Yani bu kalbimizdeki sonsuz sevme duygusunu biz nasıl yönelteceğiz? Bunun için kalbimizi yapan mühendisin gönderdiği kullanma kılavuzuna baksak, aslında bizim kalbimizin sonsuza programlı olduğunu göreceğiz. Kalbimiz o sonsuzu sevebilecek kapasitede yaratılmış. Kalp aynayı samettir diyor üstad. Yani sonsuz olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, hiç batmayacak, hiç bitmeyecek bir güneş gibi olan Allah'ın nurunun aynasıdır. Hadis-i kutsi'de ifade ediliyor: "Kainatta hiçbir yere sığmadım ancak mümin kulumun gönlüne sığdım" diyor. Demek senin kalbindeki ayna bu kadar mukaddes, bu kadar değerli ama sen onu bir paçavraya çevirdin. Ne yaptın? Bir okyanusu bir bardağa doldurmaya çalıştın. Sonra ne oldu? Bir fani kızda batan, biten, yok olmaya mahkum, zevale mahkum birisine yönelttin. Ne oldu? O fani sevda senin kalbini aşk acısıyla kavurdu. Bunu isteyen fani bir sevgili olarak, bir kız gibi, bir karşı cins gibi düşünmesin. İsteyen Allah'la arasına giren bütün sevmeleri bu çerçevede değerlendirsin. Çünkü fani olana yönelttiğiniz her sevda, Allah'ı unutarak her sevme şekliniz sizi bu kayba uğratacak mı? Uğratacak abi. Bundan kaçışımız var mı? Bundan kaçışımız yok. Daima batacağız. Ve insanı öyle pozisyonlara düşürüyor ki küçük düşüyorsun abi. O hakiki aşktan koptuğun, o fani sevmelere bulaştığın her sahne, emin ol, seni çok küçük düşürüyor. Hani bazen sohbetlerde aktardığım bir hadis vardır. Her sabah bir melek dermiş ki, şu insanın işine şaşılır. Ölmek üzere dünyaya gelir, yıkılmak üzere binalar inşa ediyor. Onların gözünde Allah'ı unutan, gafletle dünyaya dalan, gerekirse helali olan bir şeyde bile Allah'ı unutup gafletle eşini, işini, aşını, çevresini Allah'ı unutarak seven, Allah namına değil nefsi namına seven, böyle gayrimeşru sevmelere yönelen, bir nevi haram sevdaya düşen, bunu bazen bir karşı cinse, bazen bir araba sevdasına, bazen bir parti sevdasına, bazen bir futbol takımı sevdasına, Rabbini unutarak saplanan o kalp, Rabbi için atması gereken o atımlarını bir fani için harcayan insan böyle küçük düşüyor.